Merhaba sevgili izleyiciler. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Bugün sağlığınız için çok önemli bir konuya değineceğiz. Servikal intraepitelyal neopleziler. Bu böyle muayenehanede oturduğumuzda hastamıza uzun uzun bilgi veriyoruz. İşte simir aldık diyoruz vesaire. Hepinizin başına geliyor, hepiniz yaşıyorsunuz bunu. Ve sonuçta yaptığımız şeylerin, testlerin sonucunda hastaya dönüp diyoruz ki işte sizde cin çıkmış. Cin tespit edilmiş. CIN dediğimiz aslında CIN, servikal intraepitelyal neoplezi demek. Ancak CIN 1, CIN 2 ya da CIN 3 diye raporlanıyor genelde. Bu raporu gördüğünüzde doğal olarak doktorunuz size diyor ki ya rahim ağzında bir şeyler çıkmış, söylüyor size ve sizin canınızı sıkıyor. İster istemez canınız sıkılıyor. Tabii büyük olasılıkla bu videoyu izleyen kişiler de doğal olarak aslında bu sonucu elinde olan ve acaba bu neymiş diye izleyenlerdir diye tahmin ediyorum. Öncelikle sakin olun. Hiç endişe edecek bir durum yok. Nedenini şimdi anlatacağım. Şimdi bu servikal intraepitelyal neoplezi dediğimiz durum, servikal dediğimiz zaten direkt rahim ağzı. Yani bütün konumuz rahim ağzındaki problem. Rahim ağzında bu terim, rahim ağzındaki hücrelerde meydana gelen anormal büyüme ve değişiklikleri ifade ediyor bize. Bu değişiklikler genellikle kanser öncüsü olarak adlandırılıyor. Yani kansere dönüşme potansiyeline sahip. Yani size cin dendiği zaman, cin tanısı konduğu zaman sizin rahim ağzınızdaki hücrelerin kansere dönüşme ihtimali var. Ya var evet, ama bütün vücudumuzdaki hücrelerin kansere dönüşme ihtimali var. Yani beynimizdeki vesaire de. Ama orada biz onu erkenden tespit edebiliyoruz. Bu çok iyi bir avantajlı bir durum bizim için. Hastamız her ne kadar canı sıkılmış olsa da biz hekim refleksiyle diğer masanın bu tarafındaki kişi olarak diyoruz ki oh be, hastamızı kurtardık, erkenden teşhis ettik bu işi diyoruz. Rahim ağzındaki bu hücrelerdeki bu değişiklikleri en aza indirmek için tabii erken teşhis koymak ve buna bağlı da sizlerin bu konuyu doğru bir şekilde öğrenmeniz, bilmeniz çok önemli doğru takip açısından. Aslında basit bir ifadeyle size cin tanısı konduğunda rahim ağzında oluşan bu anormal büyümelerin kansere dönüşebileceği, erken aşamada tespit edilmezse eğer daha ciddi şeylere dönüşebileceği, daha ciddi sorunlarla karşılaşabileceğimiz anlamına geliyor en basit tanımıyla aslına bakarsanız. Doğal olarak da burada düzenli kontroller ve simir testleri, HPV testleri, düzenli jinekolojik muayenenin ne kadar önemli olduğunu herhalde söylemeye gerek yok. Çünkü hep erken teşhis diye vurguluyoruz. Yani kanser olmadan önce bu işin çözülmesi. Sonuç olarak tüm bu tarama testleri, HPV testi, simir testi, kanser riskini minimalize ediyor. Erken teşhis için kullanılıyor. Ancak hücrelerdeki bu anormal büyümenin aslında arkasındaki en önemli etmen HPV. HPV yani human papilloma virüs. HPV ile ilgili videomu hemen buraya koyayım. Bir kere bunu izlemenizde fayda var. Bugün 400'ün üzerinde tipi olduğunu biliyoruz HPV'nin. Pek çok geniş bir ailesi var. Rahim ağzını tutuyor direkt. Ve hem prekanser yani cinlerin hem de kanserlerin oluşmasındaki en önemli etken. HPV ile rahim ağzı kanseri arasındaki ilişki o kadar büyük ki, o kadar güçlü ki, yani sigara akciğer ilişkisinden daha fazla, öyle düşünün. O yüzden HPV virüsü bizim için çok önemli ve bugün taramada ana yaptığımız testlerden yegane ve en önemlisi. Hatta simirden daha önemli diyebilirim şu aşamada. Doğal olarak bu HPV enfeksiyonu, yani siz HPV kaptığınızda hemen kanser olacaksınız, hemen rahim ağzındaki hücrelerde anormal değişiklik olacak diye bir şey yok. Unutmayın ki ancak HPV uzun yıllarda yüksek dereceli lezyonlara, cinlere çevirip daha sonra kansere çevirebilir. O yüzden HPV kapmak demek kanser anlamına gelmez. HPV olmak demek, HPV olan hastaların büyük çoğunluğuna, bakın tekrar söylüyorum, altını çiziyorum. HPV pozitif olan hastaların büyük çoğunluğu kanser veya öncül lezyonlara ilerlemeyecektir. Eğer tarama testlerinizde simirde veya HPV testinde bir sorun saptanırsa, bu sefer diyoruz ki artık kesin tanı testine gidelim, biyopsi alalım. Genelde de bunu kolposkopik biyopsi şeklinde yapıyoruz. Kolposkopinin ne olduğu ile ilgili de videoları hemen buraya koyuyorum lütfen. Bir bakmanızda fayda var bilgilenmek adına. Kolposkopi sırasında rahim ağzından o parçaları alıp o hücreleri incelemesi için patoloğa gönderiyoruz.
patolog mikroskopta hücreleri inceliyor. İnceleyince de işte bize raporluyor cin 1, cin 2, cin 3 gibi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan, tarama testlerinde yapılan özellikle insidans, prevalans çalışmalarında cin 1 yani düşük dereceli cinlerde, düşük dereceli lezyonlarda insidans %4, cin 2 ve cin 3 %5 olarak saptanıyor. Yani tarama testlerinde toplam %9 civarında cinle karşılaşılabiliyor. Cinler kendi içinde ikiye ayrılıyor. Düşük riskli cinler, yüksek riskli, düşük risk cin 1, yüksek risk cin 2, cin 3 olan olguları kapsıyor. Cin 2, cin 3 olan olgularda biraz daha korktuğumuz için daha çok tedavi yönüne gidiyoruz. Yakma, dondurma veya cerrahi olarak çıkarma, nasıl çıkardığımızı da buraya koyacağım. Ama cin 1 olan olguların çoğunluğunda takip yapıyoruz. Çünkü cin 1 olan olguların neredeyse %70'i 2 sene içinde geriliyorlar. Hatta cin 2, cin 3 olan olguların da bir kısmı kendiliğinden geriliyorlar. Unutmayın ki, tekrar hatırlatmak istiyorum, HPV pozitifliği kanser anlamına gelmez. HPV pozitif olan hastaların büyük çoğunluğuna hiçbir şey olmayacak. Unutmayın ki erken teşhis ve tedavi çok önemli. Cinlerin kansere dönüşme riskini azaltmada veya cin olmada, yani servikal intraepitelyal neoplazi olmadaki en önemli rol oynayan şey erken teşhis, düzenli jinekolojik kontroller ve taramalar. Umarım bu içerik birilerine ulaşmıştır, birilerinin işine yaramıştır. Belki bir iki cümle oradan çekmiş olabilirsiniz sizin kendinizle ilgili olan. Videomu beğendiyseniz beğendim tuşuna basarsanız çok sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Cinlerin yönetimi, ne yapıyoruz, nasıl gelişiyor bunlarla ilgili diğer videolarda görüşmek dileğiyle sağlıklı günler diliyorum efendim.